Merhaba, herkese iyi hafta sonları. Ben Cem Seyman. Bu hafta yine biraz belediyelerle ilgili, yerel yönetimlerle ilgili ekonominin değişimini ve dönüşümünü aslında konuşurken belediyelerin görevini biraz tartışmaya açmak istiyorum. Çünkü haftalardır yaptığımız yayınlarda ekonomilerin dönüşmesi için her ele içinden geçtiğimiz bu zor şartlarda istihdam yaratılması, gençlere umut verilmesi, çevre politikalarından tarım politikalarına kadar, sağlık politikalarından üretim mekanizmasına kadar her şeyin içinde olması gereken belediyelerin yeni politikaları ve geleceğe taşıyacakları Türkiye misyonunu konuşmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve onun için de Türkiye'nin dört bir yanından yerel yönetimleri, belediye başkanlarını stüdyomuzda ağırlamak istiyorum. Çünkü bugünden yarına hakikaten zor bir dönem ve önümüzdeki dönemde de Covid-19'un geçeceğine dair yakın bir dönemde geçeceğine dair bir iz yok. Ne yapıyor bu süreçte belediyeler? Yani umut oluşturmak için, ekonomiye katkı sağlamak için, çevre politikalarına özellikle daha uygar yaşam şartlarına kavuşmak isteyenlere neler sunuyorlar? Bu haftaki konuğum Antalya Kepez aslında belediye başkanı Sayın Hakan Tütüncü. Hakan Başkanım merhaba. Merhabalar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Ben hep söylüyorum Antalya deyince aklımıza her zaman işte Beldibi geliyor, Kemer geliyor ama yani bu klişeden çıkıp aslında başka ilçelerin de varlığını ve bu ilçelerde de çok önemli çalışmalar yapıldığını halkımızla, seyircilerimizle paylaşmak istiyorum. Kepez'de durum nasıl? Covid'le aslında mücadeleniz nasıl gidiyor? Önce oradan başlayalım. Efendim öncelikle şunu ifade etmek isterim. Kepez 600 bin nüfusuyla Antalya'nın en büyük ilçesi. Buna ilave olarak Antalya'nın merkez ilçesi. Kepez'i bu şekilde tanımladıktan sonra aslında Kepez'de yapılan çalışmaların bütün Antalya'yı çok yakından ilgilendirdiğini ifade etmeliyiz. Bu korona sürecinde de koronavirüsle mücadele noktasında yerel yönetimlere düşen sorumluluğu en iyi şekilde taşımak için ben ve arkadaşlarım yaklaşık 1,5 yıldır hemşehrilerimizin emrindeyiz, hizmetindeyiz. Bir yandan koronayla mücadele ediyoruz ama diğer yandan da belediyecilik projelerimize, seçimlerde hemşehrilerimize söz verdiğimiz vaatlere çalışıyoruz. Bu süreçte son derece önemli çalışmalar yaptığımızı da ifade etmeliyim. Başkanım şöyle bir şey aslına bakarsanız gündem var bence bütün dünyada. Şunu öğrendik evet. Yani her şerde bir hayır vardır ya. Koronada bu salgın döneminde de şunu anladık ki bu kadar üst üste betonun içinde yaşam normal bir şey değildi. Yaşamı tekrar evet. Uygar bir şekilde yeniden kurgulamak gerekir belki. En çok bu dersi aldık. Sizin de kentsel dönüşüm projeleriniz olduğunu evet. Biliyorum. Daha insana yakışır, daha uygarca, belki bu kadar iç içe olmayan, kentin boğmadığı bir yaşam planlanabilir. Ve belediyeler de bunun öncüsü olabilir. Mesela sizin Gülveren bölgesinde, mahallesinde önemli evet. Bir kentsel dönüşüm çalışmanız var. Biraz ondan bahsetsenize evet. Bana neler yapıyorsunuz? Efendim şunu söylemek isterim. Belediyecilik gerçekten dinamik bir süreç ve insan hayatını kolaylaştıran çözümler üretmeyi gerekli kılıyor. Gülveren bölgemiz Antalya'mızın merkezinde hayli geniş bir alan. Ve bundan 40 yıl kadar evvel hemşehrilerimiz devletin arazilerine, kamunun arazilerine gecekondu yapmışlar. Bir evimiz olsun, başımızı sokacak bir yuvamız olsun diye düşünmüşler. Ve 40 yıldan bu yana da dönmüşler devlete, belediyeye özlemle bekledikleri tapularını talep etmişler. Ve biz bu arkadaşlarımızı, bu hak sahiplerini, hemşehrilerimizi davet ettik. Dedik ki size güzel bir formül üreteceğiz. Ne yapacağız? Devletin arazilerini, belediyenin arazilerini imar planlarıyla daha kıymetli hale getireceğiz. Bir artı değer oluşturacağız ve bu oluşturduğumuz artı değeri de size ücretsiz daire olarak ama lüks bir yaşamı, üst düzey bir konforu öneren bir daire olarak bunu size armağan edeceğiz dedik. Geldiğimiz yolun sonunda, bir yılın sonunda bu hedefimizi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 306 süper lüks daire üretmek suretiyle gecekonducu hemşehrilerimize onu ücretsiz olarak verdik. Bütün bunların ötesinde son derece güzel bir kentsel tasarım projesi gerçekleştirdik. Ticari üniteleriyle, sosyal yaşam alanlarıyla, doğayla iç içe yaşam alanları olan iş yerleriyle, konutlarla birlikte son derece güzel bir proje ürettik. O proje hem hak sahiplerine, hem şehrin belli bir bölgesine, hem de bütün hemşehrilerimize fayda sağladı. Cem Bey, şunu özellikle ifade etmek isterim. Önemli projeleri gerçekleştirdiğinizde, yüksek bir ufukla, yüksek bir vizyonla projeleri gerçekleştirdiğinizde sadece o proje, o projenin ilgililerine değil, bütün şehre değer katıyor. Bizim burada 306 hak sahibinden öte, tabii, Kepez'in ciddi bir yoğunluğa sahip bir semtine değer kazandırdı. Bu projenin olduğu yerde, Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nin olduğu yerde hemşehrilerimizin evleri, dükkanları, gayrimenkulleri değer kazandı. O bölgede farklı bir sosyolojik hareketlilik meydana geldi ve yeni iş yerleri açıldı, açılıyor. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Az evvel söylediniz. Yerel ekonomilerin en ön canlandırılması, belediyelerin burada devreye girmesi bence çok önemli. Fakat bir şey daha, evet, önemli. Yani şimdi Antalya deyince aklıma ne geliyor biliyor musunuz Hakan Başkan? İlk önce Antalya deyince herkesin aklına deniz, güneş, kum, işte turizm potansiyeli gelir ama benim aslında bütün Türkiye'yi besleyen Antalya'nın tarımı geliyor. Yani seraları, evet, geliyor, tarımsal üretimi geliyor. Dolayısıyla hepimiz Antalya'ya çok şey borçluyuz. Gıdamızı Antalya'ya borçluyuz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun aslında. Bu kentsel dönüşüm projelerinde hani kentsel tarım da var ya her zaman. Özellikle Batı ülkelerinde, evet, yeni modellerini görüyoruz. Bu konuda bir planlama yapıyor musunuz? Tabii yapıyoruz. Bu konuda da önemli çalışmalarımız var. Özellikle son 1,5 yıldır korona salgınıyla birlikte doğaya dönüş, doğayla iç içe yaşam son derece önemli oldu ve hemşehrilerimizin bu anlamdaki taleplerine hem cevap vermek hem onlara da bir ufuk açma anlamında kırsal yerleşimi teşvik eden çok önemli çalışmalar yaptık. Özellikle yeni imar planlarıyla uydu kentler oluşturduk. Doğayla iç içe, yeşilliklerin içerisinde küçük evler ve bu küçük evlerin içerisinde, yeşilliklerin ortasında sabah kahvaltısı, öğlen yemeği imkanları olan ya da bahçede kitap okuyabilecekleri, toprağa dokunabilecekleri tek katlı evlerin olduğu ama bununla birlikte bu evlerin ihtiyaçlarının, orada o konutlarda yaşayan insanların ihtiyaçlarını da bölgelerinde, mahallelerinde karşılayabilecek son derece önemli uydu kent çalışmaları yaptık ve şimdi bununla birlikte hemşehrilerimizin doğayla iç içe yaşayabilecekleri mahalleleri üretmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem doğayla iç içe yaşayabilirler Hakan Başkan, hem doğayla iç içe yaşayabilirler. Hem de yani birkaç sene önce, bu Covid olmadan önce çok seyahat ediyorduk tabii. Yani birkaç sene önce Paris'te gördüğüm şey beni çok etkilemişti. Yeni apartmanların çatı katları tarım alanı olarak ayrılıyor. Yani orada kent tarımı yapılıyor ve o apartmanın gıda ihtiyacı karşılanıyor. %15'iymiş Paris'in şu anda. Antalya, evet, o kadar uygun ki böyle projelere. Şimdi ben size çok önemli bir şey söyleyeyim. Kepez ilçesi özellikle 1980'den sonra köyden kente göç ya da büyük şehirlere göç olgusuyla birlikte Cem Bey çok ciddi manada gecekondu mahallelerinin doğmasına sebep olan bir yerleşim yeriydi. Ve biz 2009'da göreve geldik. 2009'dan itibaren Kepez'in tamamını bir kentsel dönüşüm modeliyle mülkiyet sorunlarını çözmüş, geleceğe güvenle bakan konforlu konutların olduğu bir bölge haline getirdik. 50.000'den fazla tapu verdik, 90.000'den fazla gecekonduyu kaldırdık. Ve bütün Kepez'de muhteşem bir yapılaşmanın olabileceği, o zaman çok yakın zamanda geleceğim. Şimdi sorunuzla ilgili olarak şuraya geliyorum. Çok kısa vaktimiz kalmadı. Evet. Bizim bölgemizde Masadağı bölgesi var. Masadağı bölgesi hem Antalya'yı görüyor manzara itibariyle hem de denizi görüyor. Şimdi orada bu planlamalarla son derece güzel konutlar, modern konutlar yükseliyor. Çatı katlarında bahçelerin olduğu, balkonlarında bahçelerin olduğu, geniş yeşilliklerin olduğu, hatta daireye özel havuzların dairelerin içerisinde olduğu, hani sonsuzluk havuzu dediğimiz havuzlar var ya, bu binaların üzerinde bu tip sonsuzluk havuzlarının da olduğu, insan muhayyilesini son derece zorlayan ve modern inşaat sektörünün ürettiği harika konutların olduğu bir yaşam merkezi haline geldi Kepez ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimizin yüzü gülüyor. Biz de sizin beklentilerinize de cevap veren bir kentleşme, şehirleşme Kepez'de yaşanıyor efendim. Çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkürlerimizi sunuyoruz gerçekten. Tebrikler. Şimdi kameralarımız bu sefer Kepez'den Siirt'e uzanıyor.